Herkese merhaba Nefis Atlar Durağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün bulut kadar yumuşak, puf puf kabaran harika bir poğaça hazırladım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Hem yapımı kolay hem de çok lezzetli olan bu tarifin tüm detaylarını sizler için paylaştım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Kasenin içerisine bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, bir paket instant maya ve bir yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Maya aktif hale gelene kadar karıştırıyorum. Hemen ardından üzerine bir çay bardağı sıvı yağı. Ve 2 adet yumurta kını ilave edeceğim. Yumurta sarılarını üzerine sürmek için kullanıyorum. Ağzını kapatıp bir köşeye kaldırabiliriz. Hemen sonrasında unun ekleyeceğim. Tarifim için 6,5 bardak un kullandım. Yine bu sırada üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum. Önce hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştıracağım. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu sırada lütfen onu kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde etmeliyiz. Ve şimdi e, unun tamamını ilave edeceğim. Spatula içerisinden alıyorum, elimle yoğurmaya başlayacağım. Ortalama 4-5 dakika boyunca hamur yoğurmaya devam ediyorum. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun yumuşaklığını ve kıvamını da yakından göstermiş olacağım. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Yine bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi hamuru yeteri kadar yoğurdum. Şimdi masanın üzerine bir miktar un serptim. Pürüzsüz bir hale gelene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Yoğurma işlemini tamamladıktan sonra hamurun üzerine kapatacağım. Ortalama 40 dakika boyunca mayalandırma işlemine bırakıyorum. Mayalandırdığımız ortam ne kadar ılık olursa mayalandırma süresi de o kadar kısa yenecektir. 40 dakikanın sonunda hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi hamurun ilk havasını alıyorum. Uzun süre mayalandırdığımız için içerisindeki hava kabarcıklarının tamamen sönmesi gerekiyor. Bu sayede poğaçalarımızda asla maya kokusu olmayacak. Şimdi yine hamuru toparlamaya devam edeceğim. Hemen ardından toplamda 8 eşit parçaya bölüyorum. Sonrasında bezeleme işlemine geçeceğim. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Poğaçaları sade olarak hazırlamayı tercih ettim. Dilerseniz iç harcı kullanabilirsiniz. Patatesli veya peynirlisini de yapabilirsiniz ara katına sürmek için ise 100 gram tereyağı kullanıyorum. Tereyağının da muhakkak oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bezeleme işlemini tamamladım. Şimdi bezeleri bir köşeye kaldırıp 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Hamura işlem uyguladık. Kolaylıkla açabilmek için mutlaka dinlendirelim. Ve şimdi açma işlemine geçtim. Parmak uçlarımla servis tabağı büyüklüğünde bezeyi büyütüyorum. Her tarafına yumuşamış olan tereyağından süreceğim. çok fazla değil. Sadece bir tatlı kaşığına yakın tereyağından bezenin her tarafına sürüyorum. Daha sonrasında bezenin kenarını içe doğru katlayıp rulo şeklinde sarıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aralık bırakarak poğaçaları diziyorum. Kabarma payı bırakmayı unutmayalım çünkü poğaçalarımız çok güzel bir şekilde kabarmaya devam edecek. Bu tarifi mutlaka deneyin. Kurtarıcı tariflerinizden bir tanesi olacak. Tepsi tepsi yapıp buzduğunuzda muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp tüketin. 5 çayında, kahvaltı sofrasına veya misafir sofrasına gerçekten hem lezzetli hem de çok pratik bir tarif olacak. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Poğaçaların tümünü hazırladıktan sonra üzerine örteceğim. 20 dakika boyunca tepsi mayası yapacağım. Poğaçalarımızın çok güzel bir şekilde kabarabilmesi için içerisi puf puf olabilmesi için tepsi mayası yapmayı ihmal etmeyelim. Poğaçaları tepsi mayasına bıraktıktan sonra hemen fırına açacağım. E, 180 derecelik alt üst değer fırında ayarladım. 20 dakikanın sonunda poğaçalar çok güzel bir şekilde kabardı. Tepsi mayasını aldı. 2 adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Şimdi poğaçaların her tarafına gelecek şekilde bol miktarda yumurta sarısı sürüyorum. Sonrasında üzerinde susamla süsleyeceğim. Dilerseniz sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Bu arada e, poğaçaların üzerine çizikler atacağım. Şeklinin daha güzel olabilmesi için. Ve şimdi bolca kavrulmuş susam ile süslüyorum. Çörek oda da kullanabilirsiniz. İşlenmemiş haşhaş da kullanabilirsiniz. Sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hemen şimdi fırına gönderiyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst değer fırında poğaçaların altı ve üstü kızarana kadar pişirdim. İlk sıcağının geçmesini bekleyeceğim. Üzerini kapattım. 10 dakika boyunca ilk sıcağının geçmesini bekledim. Bu sayede poğaçaların dış yüzeyi de yumuşacık oldu. Ve şimdi bir de şöyle iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Poğaçaların altı ve üstü nar gibi kızardı. Ne kadar güzel kabardığını sizler de görüyorsunuz. İç dokusu puf puf, dış yüzeyi ise yumuşacık oldu. Bu tarifi sadece bir defa deneyin. Sürekli yapmak isteyeceğiniz mükemmel tariflerimden bir tanesi. Çok kolay, çok pratik. Açıklamalar kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. İnanıyorum tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğeneceksiniz. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara... Afiyet olsun. Hoşça kalın.